selamlıyor. Açılışını yaptığımız Mehmet Çebi koleksiyonundan Kelamdan Kaleme Büyük Buluşma sergisinin hayırlı olmasını diliyorum. Serginin küratörü Mehmet Çebi Beyefendi'yi öncelikle tebrik ediyorum. İslam ve Kültür Sanat Platformu tarafından düzenlenen bu sergiye katkı sağlayan Doğuş Grubu'nu, destek veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne ve İstanbul Sanat Müzesi Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bu sergide yer alan Kur'an-ı Kerimlerin ve Delail-i Hayrat'ın, fermanların, hatların, el yazmalarının medeniyetimize, kültürümüze, tarihimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi şükranla yad ediyor. Allah onlardan razı olsun diyorum. İçerikleriyle, tasarımlarıyla, verilen emekle gerçekten muhteşem bir birikimin ürünü olan bu eserlerin yeni nesillere tanıtılması için çaba harcayan herkesi özellikle tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, bizim medeniyetimiz bilgiye, öğrenmeye, dolayısıyla kitaba, kütüphaneye çok önem veren, bunları el üstünde tutan bir medeniyettir. Daha açık bir ifadeyle İslam medeniyeti bir ilim, irfan ve kitap medeniyetidir. Burada inancının temelinde oku emri bulunan Peygamber Efendimizin beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tavsiye eden bir medeniyetten söz ediyoruz. Kağıdı bulan Çinliler olabilir. Ama onu hakkıyla kullanan ve daha sonra batıya ve diğer bölgelere ulaştıran bizim ecdadımızdır. Sadece kitabın kendisine değil, kitabı oluşturan harflerden kelimelere, bunlara yazan özellikle kaleme, mürekkebe kadar her şeye değer verilmiş, ihtimam gösterilmiştir. Hattatlık, nakkaşlık bizim kültürümüzde çok önemli, aslında çok çok prestijli bir meslektir. İlk kütüphaneler mescitlerde açılmıştır. Ardından evlerde, eğitim kurumlarında yaygınlaşarak devam etmiştir. Abbasi döneminin Bağdat'ında 36 kütüphane bulunduğu ifade edilir. Maalesef bu kütüphanelerin hepsi de malum Hülagü'nün başında olduğu Moğol orduları tarafından yıkıldı, yok edildi. Buna karşılık bir başka Moğol hükümdarı Timur, ele geçirdiği şehirlerdeki kitapları toplayıp kendi başkentine götürdü. Benzer bir gelişme Endülüs'te yaşandı. Burada ortaya çıkan büyük medeniyette kitabın, kütüphanelerin önemli bir yeri vardı. Bu nadide eserler de maalesef İspanyol kardinalinin emriyle Granada meydanında toplanıp ateşe verildi, yok edildi. Granada'da tam 1 milyon eserin yakıldığı rivayet edilir. Bugün için bile çok büyük bir rakam olan bu eserlerin her birinin kalplerden, zihinlerden süzülüp gelen göz nuru, el mahareti olduğunu düşündüğümüzde yaşanan vahşeti daha iyi anlayabiliriz. Bugün de Suriye'de, Irak'ta faaliyet gösteren bir terör örgütü DAEŞ aynı yöntemi izliyor. Medeniyetimizde, kültürümüzde, köklerimizde ne varsa yok etmeye çalışıyor. Geçenlerde bir Iraklı dostum dedi ki, maalesef
Musul'daki o canım kütüphanelerimizi yaktılar dedi. Yıktılar dedi. Ve aynı şekilde camilerimiz, türbelerimiz bunlar yakılıyor, bombalanıyor, yıkılıyor dedi. Şimdi Musul'da içinde 8000 nadide eserin bulunduğu böyle bir... Şimdi Musul'da içinde 8000 nadide eserin bulunduğu böyle bir kütüphane, böyle bir örgüt tarafından maalesef yakıldı. Daha önce Timbuktu'da benzer bir hadise yaşandı. Medeniyetimiz geçmişten beri yaşadığı tüm bu kültür katliamlarına, soykırım girişimlerine, aldığı yaralara rağmen varlığını sürdürmeyi başardı. İnşallah başaracak. Gırnata'da 1 milyon kitabı yakan Avrupa, Rönesansını o kitapların külleri değil, birikimleri üzerinde inşa etti. İnşallah Suriye'de, Irak'ta ve medeniyet coğrafyamızın her köşesinde yakılsa da, yıkılsa da mahzun bir şekilde tozlu raflarda kendi haline bırakılmış olsa da yine bu kitapların, bu birikimin üzerinde gelişimimizi, inkişafımızı gerçekleştireceğiz. Bugün burada açılışını yaptığımız eserleri bu inkişafın habercisi olarak değerlendiriyorum. Bu eserler sadece sanat değerleriyle değil, aynı zamanda temsil ettikleri medeniyet değerleriyle de gelecek için bize umut veriyor. İlham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bir ferman sadece resmi bir belge değildir. Bir hat sadece güzel yazı demek değildir. Bir hat el yazması, bu noktada onu da söylemek isterim, orijinal bir eser anlamına gelmez. Bunların her biri maziden atiye giden bir medeniyet serüveninin aynı zamanda ayak izleridir. Kültür kubbesinin adeta tuğlalarıdır. Bir kez daha ben bu vesileyle Sayın Mehmet Çebi başta olmak üzere bu serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu eserleri medeniyetimize, kültürümüze, bizlere, bizden sonraki nesillere kazandıranları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tabii bu vesileyle inşallah Büyükçamlıca, tabii adı Büyükçamlıca Camii olmayacak ama Büyükçamlıca'da şu anda inşa edilmekte olan caminin altında dev bir İslam eserleri müzesini inşallah kuruyoruz. Ona göre projelendirme yapıldı ve İstanbul'umuzdaki bu açığı bu vesileyle de orada inşallah kapatmış olacağız. Bir çekim alanı haline buraların özellikle bu eserlerle gelmesinin gereğine inanıyorum. Şimdi dünyaya bakıyoruz. Öyle ülkeler var ki 50 milyon, 100 milyon, 150 milyon hatta 300 milyon çeşit kitap olan kütüphaneler var. Şu anda bizde öyle zannediyorum ki aldığım bilgilere göre herhalde en büyük kütüphane Ankara'daki Milli Kütüphane'yi söylüyorlar bana, 1,5 milyon. Daha büyüğü yok. İnşallah şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, bu da tabii büyük değil, daha büyüğünü de inşallah yapacağız. Orada bir 5 milyon inşallah çeşit kitabı olan bir kütüphaneyi şu anda projelendirmesini bitirdik. İnşallah onun inşasına başlayacağız. Ve bu vesileyle 24 saat insanına, halkına açık bu tür kütüphaneleri inşa etmek suretiyle kitabı olan sevginin, kitabı olan ilginin başarılabilmesi, bu zemini hazırlama görevini devlet olarak bizim yerine getirmemizin gereğine inanıyorum. Bu zemini hazırlayacağız ki
gençliğimize, nesillerimize karşı görevimizi yaptık diyebilelim veya yapmaya gayret ettik diyebilelim. Ben tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel sergimizin inşallah bir milat olmasını da temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyeleri olacaktır. Günün anısına Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Mehmet Çebi'yi sahneye davet ediyorum. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Tophane-i Amire'de Kelamdan Kaleme Büyük Buluşma Klasik Sanatlar Sergisi'nin açılış töreninde bulunuyor. Konuşmasını canlı olarak ekranlarınıza getirdik.